Abi sana bir söz vermiştim. Yerine getirdim. Ahmet Ağa denen o hain elimizde. Vakti saati gelince bedelini ödeyecek. Sağ olasın kardeşim. Sen kendine dikkat et. Bir diyeceğim daha var abi. İnsan ağa olsa da hata yapar. Senin dediğin gibi. Önemli olan hatadan dönmek. Ben de hatamdan döndüm abi. Sizi tekrar aşirete aldım. Bu kararımı meclise de ilettim. Ne diyeyim Sinar, ağa sensin. Öyle diyorsan öyledir. Sağ olasın. Sen de sağ ol abi. Hiç merak etme. Her şey yolundadır İstanbul'da. Ben seni tekrar ararım. Hayırdır baba? Doğru mu duyduklar? Bu karardan hiç haberimiz olmadı. Evet. Doğru duydum Dilaver. Bir itirazın mı var? Yok baba, estağfurullah. Ne itirazım olabilir? İyi. Olmasın zaten. Burhan ağamız da çok sevinecektir bu karara. Hoş gelmişsin Ali ağa. Hoş gördük Sinera. Burhan ağanın tekrar sağlığına kavuşmasına çok sevindik. Büyük geçmiş olsun. Sağ olasın. Buyur. Hoş gelmişsin delikanlı. Genç kimlerdendir? Çıkaramadım da. Dağlılardan Osman. Mehmet'in küçüğü. Ahmet Ağa'nın yegeni yani. Belli ki geçmiş olsun. Gözün aydın demeye gelmedin. Sıkıntın neyse Ali Ağa. Uzun etmeden söyle. Doğru düşünmüşsün Zinera. Boran Ağa'nın vurulmasına üzüldük. İyileşmesine sevindik. Ancak tekrar aşirete alınmasına şaşırdık. O olarak senin bileceğin iş. Diyecek lafımız yoktur. Ancak duyduk ki Ahmet Ağa'yı esir tutmaktasın. Evet. Doğru duymuşsun. Ahmet Ağa'yı aşiret dışında tutup Boran Ağa'yı tekrar aşirete alman hoş karşılanmadı. Bu konuda büyük huzursuzluklar var. Ahmet Ağa'nın Boran Ağa'yı vurdurduğu da daha belli değil. Bu konuyu şahsi hale getirdiğini düşünenler var. Bak Ali Ağa. Yeğenimi vurduranın Ahmet Ağa şerefsizi olduğunu herkes bilir. Tetikçisi her kimse. Bulunana kadar Ahmet Ağa'yı bırakmayacağım. Ondan sonra gerekeni yapıp cezasını vereceğim. Bunun başka yolu yoktur. Son sözün bu mudur Zinara? Evet. Budur. Yanlış yapıyorsun Zinara. Amcamı bırakmazsan Mardin'de taş taş üstünde kalmaz. Haberin ola. Kararını vermeden önce bir kere daha düşün. Kimseyi sorumluluk altında bırakmamak gerekir.